Şimdi ilk önce küme kavramıyla başlayalım, değil mi? Biz ilkokuldan beri gördüğümüz her matematik dersinde neredeyse başladığımızda küme ile başlıyoruz. Küme nedir derseniz, küme belirli özellikteki nesneler topluluğu. Küme deyince belirli özellikteki nesneler topluluğu. Aslında bakarsanız çok böyle net bir tanımı yok yani. O yüzden böyle kabaca cümleyi bir de tamamlamadan yazdım. Belirli özellikteki nesneler topluluğuna küme diyoruz. Kümeleri A, işte büyük A, B, C gibi, K, L büyük harflerle, genelde X, Y, Z gibi büyük harflerle sembolize ediyoruz. Kümeler 3 şekilde gösteriliyordu. Birincisi liste yöntemi. Liste yöntemiyle gösterim. İkincisi Venn şeması. Şöyle sırayla yazalım. Liste yöntemini nasıl gösteriyoruz? Mesela bir A kümesi alalım. Bu işte 1, 2, 3'ten oluşsun. 3 elemanlı bir küme. Bu parantez içerisinde yazdığımız her bir terime de kümenin elemanları diyoruz. Ve nasıl gösteriyorduk elemanı? Şu şekilde, bir A'nın elemanıdır. Mesela 5 A'nın elemanı değildir şeklinde gösteriyorduk. İkinci gösterim Venn şeması. Venn şeması. Venn şemasında da kümenin elemanlarını kapalı bir şeklin içerisine yazıyoruz. Mesela A kümesini şöyle ifade edebiliriz. 1, 2, 3 gibi. Tabi burada üçgen kullanabiliriz, kare kullanabiliriz, dikdörtgen kullanabiliriz. Yani kapalı her şekli kullanabiliriz. Buna Venn şeması adını veriyoruz. Bir matematikçinin soyadıdır Venn. İlk defa bu gösterimi kullanan bir matematikçi. Üçüncüsü ortak özellik yöntemi. Şimdi ortak özellik yönteminde arkadaşlar elemanları yazmıyoruz. Elemanların özelliğini yazıyoruz. Tamam mı? Mesela A kümesi öyle x'lerden oluşsun ki x'ler 4'ten küçük, x bir rakam mesela. Dediğiniz zaman bu 1, 2, 3 kümesini nitelemiş oluyorsunuz. Yani biz buradan 1, 2, 3 kümesini anlıyoruz. Ortak özellik yöntemi bizim en çok kullandığımız, en yoğun olarak yararlandığımız yöntem. Mesela başka bir küme yazayım. Öyle x'lerden oluşsun ki, örneğin x kare eksi 9 eşittir 0, x eleman reel sayı gibi. Değil mi? Nedir? Artı eksi 3. Yani bu denklemi sağlayan değerler kümesi. Hatta biz ona ne diyoruz? Denklemin çözüm kümesi diyoruz. İşte başka bir küme yazayım. Mesela öyle x'lerden oluşsun ki, mutlak değer x eksi 3 küçük 7, x eleman reel sayı. Ya da reel sayı da yapmayayım, tam sayı. Bunu yaptığım zaman arkadaşlar ben ne anlıyorum? Bu eşitsizliğin çözüm kümesindeki tam sayıları anlıyorum. Şöyle de gösterebiliriz. Başka bir örnek üzerine onu da göstereyim. X öyle ki, yani bu çizgiyi kullanmak zaruri değil. Bu çizgiyi de kullanabiliriz. Onun yerine iki noktada kullanabiliyoruz. Bunların ikisinin de anlamı arkadaşlar, bunların ikisi de öyle ki anlamına geliyor. Öyle elemanlar ki bunlar şu özellikler, şu özelliği sağlıyorlar ya da şu denklemi sağlıyorlar gibi. Mesela x öyle ki x ne diyelim? Bir asal sayı. Dediğin zaman asal sayılar kümesini ifade etmiş oluyorsun. Tamam mı? Ortak özellik yöntemi bizim en çok kullandığımız yöntemdir arkadaşlar. Peki kümelerle ilgili bilmemiz gereken terimlere, kavramlara devam edelim. Ne vardı? Önemli bir kavram yine. Boş küme. Boş küme. Hiçbir eleman olmayan küme. Hiçbir elemanı olmayan küme. Hemen bir şey daha ekleyelim. Şurada ekleyelim onu. Kümenin elemanlarından bahsetmiştik. İşte bu mesela şuradaki 1, 2, 3'e bu kümenin elemanı demiştik. Kümenin eleman sayısını nasıl gösteriyorduk? SA ile A kümesinin eleman sayısı mesela bu küme için 3'tür. SA. Tamam mı? Mesela buraya bakarsak bu küme için SA 2'dir. İşte bu küme için çözeriz. Kaç tane tam sayı varsa olur. Onu ileride mutlak değerden bahsedeceğiz. O yüzden şu anda çözmek istemiyorum. Ama bu küme ederseniz SA sonlu değil. Sonsuz tane şöyle sonlu değildir. Sonsuz tane elemanı var.
Onu da birazdan izah edeceğim. Hiçbir eleman olmayan kümeye boş küme diyoruz. Boş kümeyi nasıl gösteriyorduk? Şu sembolle, yani bir çember üstüne çizgi çiziyormuşuz gibi. Başka? Bir de şu liste yöntemindeki küme parantezleriyle, içerisinde bir şey yazmadan gösterebiliyorduk arkadaşlar. Bir diğer kavram eşit küme. Eşit kümeler. Şimdi A ile B iki küme olsun. İki küme olsun. A'nın tüm elemanları ile B'nin tüm elemanları aynı ise A ile B eşittir denir. Şimdi eşitlik burada çok sert bir kavram. Normalde biz günlük yaşamda da kullanıyoruz. İşte şartlarımız eşit değil. Ya da seninle ben eşit değiliz gibi. Ama buradaki eşitlik biraz daha farklı. Bütün elemanların birbirine aynı olması gerekiyor. Yani aksi takdirde A ile B eşit olmaz. Mesela A eşittir işte biraz önceki gibi 1, 2, 3 örneğini almıştık. B de şöyle olsun. Öyle x'lerden oluşacak ki mesela x ne diyelim 0 ile 4 arasında bir doğal sayı dediğiniz zaman şimdi A ile B eşit kümeler oldu. Tamam? Çünkü bütün elemanları birbirinin aynısı arkadaşlar. Ya da sayı kümelerinden örnek verelim. Onları da hemen bir hatırlayalım. Sayı kümeleri. Nelerdi sayı kümeleri? Doğal sayılar. N harfiyle gösteriyoruz, değil mi? 0, 1, 2 diye devam ediyor. Fakat burada şuna dikkat edeceğiz. N ile normal böyle adi ne diyelim? Adi N ile gösterirsek bazen başka şeylerle karışabiliyor. Bu çok özel bir kümedir. Ve biz bunu N harfini yazdığımızda herkesin buradan doğal sayıyı kastettiğimizi anlaması lazım. O yüzden şöyle bir çizgi çiziyoruz. Tamam mı? Bu şekilde gösteriyoruz doğal sayıları. Doğal sayılar ilk kullanılan, ilk ortaya çıkan sayılar olarak düşünebilirsiniz. Doğal sayılar cebirsel olarak Peano aksiyomu dediğimiz, aksiyomlarla ifade edilir. Peano aksiyomları şöyledir. Der ki 1, 0, 1 doğal sayıdır. Pardon 1, 1 ile başlıyordu. 1, 1 doğal sayıdır. 0'ın doğal sayı olması biraz tartışmalıydı. Sonraki yıllarda. İkincisi S bir doğal sayı ise S artı 1 de doğal sayıdır. Evet. O zaman bütün doğal sayıları inşa etmiş oluyorsunuz. Şimdi bir doğal sayı diyelim. Biri doğal sayı kabul ettim. Evet. O zaman 2 de doğal sayı. Çünkü onun bir fazlası da doğal sayı oluyor. 2 doğal sayı ise 3 de doğal sayı. Bu Peano aksiyonlarıyla doğal sayılarını cebirsel olarak da inşa edebiliyoruz arkadaşlar. İkincisi tam sayılar. Tam sayıları yine süslü bir Z ile gösteriyoruz. Böyle süslüyoruz. Burada da doğal sayılar var. Bir de bunlara ek olarak ne var? Eksi 1, eksi 2 tam sayı, diğer negatif karşılıklar var bunların. Doğal sayılar, tam sayılar da bu şekilde ifade ediyoruz. Burada negatif olan kısma negatif tam sayılar, Z eksi. Pozitif olan kısma da pozitif tam sayılar diyoruz ve Z artıyla gösteriyoruz. Doğal sayılardan sonra kim geliyor arkadaşlar? Rasyonel sayılar. Değil mi? Bunu da Q harfiyle gösteriyoruz. Bunu da süsleyebiliriz. Şöyle ikinci bir yuvarlak atıyoruz bazen içerisinde ama onu yapmak biraz zor. Ona çok gerek duymuyoruz. Bir de Q çok yaygın kullanılan bir harf değil. Q deyince biz genelde rasyonel sayı olduğunu anlıyoruz. Öyle A bölü B'lerden oluşacak ki A virgül B'ler birer tam sayı olacak. Bitmedi. Bir de B sıfırdan farklı olacak. Bakın. Ortak özellik yöntemiyle gösterdik. Doğal sayı ve tam sayıları liste yöntemiyle, rasyonel sayıları ise ortak özellik yöntemiyle gösterdik. Diğer sayı kümemiz ise irrasyonel sayılar, değil mi? İrrasyonel sayılar. Bunu da I ile ya da Q üssüyle gösteriyoruz. Bunun bir tanımı yok. Tamam mı? Bunun bir tanımı yok. Öyle net bir tanımı. Liste yöntemine zaten yazamayız. Şöyle diyebiliriz. Öyle x'lerden oluşacak ki
X rasyonel değil. Böyle yazabiliriz. Ya da direkt rasyonel olmayan sayılar diyebiliriz. Diğer bir sayı kümemizde son olarak bunların hepsini kapsayan reel sayılar kümesi. Bunu da şöyle süslü R ile gösteriyoruz. Bu rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşiminden oluşuyor. Ve bu bütün bu sayı kümelerini kapsıyor arkadaşlar. O zaman demek ki mesela burada biz eşit kümelerden yola çıkmıştık. Ona örnek verecektik. Bu arada da hatırlatma yapalım dedik sayı kümeleriyle ilgili. Mesela dikkat ederseniz doğal sayılar, pozitif doğal sayılarla pozitif tam sayılar aynı mesela. Değil mi? Pozitif doğal sayılarla pozitif tam sayılar aynı küme, eşit kümeler gibi. Bu örnekleri bu şekilde çoğaltabiliriz arkadaşlar. Diğer bir kavram denk kümeler. Denk kümeler de eleman sayıları aynı olan kümeler. Eleman sayıları aynı. Yani eğer A ile SA ile SB birbirine eşitse A, B'ye denktir diyoruz arkadaşlar. Mesela örnek verelim. A kümesi öyle x'lerden oluşsun ki işte biraz önceki örnek x kare eksi 9 sıfır olsun, x de reel sayı olsun. B kümesi de mesela o da şöyle olsun arkadaşlar. Öyle x'lerden oluşacak ki 0 küçük eşit x küçük 2 x eleman reel sayı. Değil mi? Mesela A'nın eleman sayısı kaç? 2. Çünkü A'nın elemanları eksi 3 ile 3. B'nin elemanları kim? 0 ile 1. Bu ikisi birbirine eşit mi? A ile B'nin eleman sayıları eşit. O zaman A ile B birbirine denktir diyoruz. Dikkat edin. Eşitlikle denklik arasında çok büyük bir fark var. Denklikte eleman sayılarının aynı olması yeterli arkadaşlar. Diğer bir kavram evrensel küme. Evrensel küme. Evrensel kümeyi E harfiyle gösteriyoruz. Büyük E harfiyle. Genelde böyle gösterilir. Evrensel küme. Ve üzerinde çalıştığımız en büyük küme diye tanımlayabiliriz. Üzerinde çalıştığımız en büyük küme. Mesela bizim bu dersteki evrensel kümemiz R'dir. Çünkü biz reel sayılarla çalışıyoruz. Reel sayılar üzerine kafa yoruyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi önemli bir kavram alt küme kavramı var arkadaşlar. Alt küme. Tamam. Nedir alt küme? A ile B boş olmayan. Bunu yazacağız ki çünkü boş küme olursa anlamsız olur. Boş olmayan iki küme olsun. İki küme olsun. A'nın her elemanı, B'nin de elemanı ise onu şöyle yazalım. Her X eleman A. Ters A her demekti. Hatırlarsınız. Ters A her demek. A'nın her elemanı. B'nin de elemanı ise yani her X eleman A için X eleman B ise o zaman A B'nin alt kümesidir arkadaşlar. X eleman B ise A B'nin alt kümesidir. Ve böyle gösterilir. Şu şekilde de gösterilebilir. B A'yı kapsar. Burada hemen dikkat etmemiz gereken husus boş küme her kümenin alt kümesidir. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Bir kümenin alt kümeleri dediğimiz zaman mesela A'yı 1, 2, 3 kümesini alalım. 1, 2, 3. A'nın alt kümeleri dediğimiz zaman şunu anlarız arkadaşlar. Boş küme. Bir elemanlı alt kümeler. İki elemanlı alt kümeler. Ve 3 elemanlı alt kümeler. Küme sayısı, kümenin eleman sayısı arttıkça bu devam eder. 3 elemanlılar yanarsın. 4 elemanlar, 5 elemanlar. Bunlar A'nın bütün alt kümeleri oluyor. Tamam mı?
A'nın bütün alt kümelerinin kümesini de A'nın kuvvet kümesi diyoruz ve PA ile gösteriyoruz. Kuvvet kümesi. Tamam, PA ile gösteriyoruz. O zaman hemen şunu söyleyebiliriz. PA'nın eleman sayısı kaç? Baktığım zaman 8. A'nın eleman sayısı kaç? 3. Çünkü biz biliyoruz ki eğer A'nın eleman sayısı n'se A'nın alt küme sayısı 2 üzeri n'dir arkadaşlar. A'nın alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. Hemen burada önemli bir bilgiyi de hatırlayalım. A'nın boş küme yani sıfır elemanlı alt küme sayısı yani boş küme bir tane. Bir elemanlı alt küme sayısı, iki elemanlı alt küme sayısı. Bu şekilde n elemanlı alt küme sayılarının hepsinin toplamı bize A'nın alt kümesini veriyor. Buradaki n'in reeli kombinasyonu şöyleydi hatırlarsanız. N faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel. Bu ne demek? N elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısı. Tamam mı arkadaşlar? Elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısı. Başka alt küme ile ilgili ne söyleyebiliriz? Her küme kendisinin alt kümesidir. Yani A'nın alt kümesidir. Başka A B'nin alt kümesi. B de C'nin alt kümesi ise o zaman A C'nin alt kümesidir. Tamam. Şu tek taraf yapalım. Bir diğeri A B'ye eşit. A B'nin alt kümesi ve B de A'nın alt kümesi ise o zaman A ile B birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. A B'nin alt kümesi, B de A'nın alt kümesi ise A ile B birbirine eşittir denir. Dedik boş küme her kümenin alt kümesidir. Her küme evrensel kümenin alt kümesidir, değil mi? Bu da çok açık bir durum. Bir diğer önemli başlık arkadaşlar, kümelerde işlemler. Kümelerde ne tür işlemler yapıyorduk hatırlarsanız? Kümelerde işlemler. Birleşim işlemi. Şöyle tarif ediliyordu birleşim. A ve B iki küme olsun, boş olmayan. A ile B'nin birleşimi şu şekildeydi. Öyle x'lerden oluşuyor ki x eleman A veya x eleman B'ydi. Veya, değil mi? Hatırlarsanız burada kilit kelime veya birleşimde. Ve şöyle ifade ediliyordu. A bir küme, B de diğer bir küme ise bu A kümesi, bu da B kümesi. Birleşim bu iki kümenin bütün bölgelerini alıyor. İkinci özellik kesişme özelliği, ikinci işlem kesişim işlemi. A kesişim B şeklinde tarif ediyorduk. Öyle x'lerden oluşacak ki x A'nın elemanı ve x B'nin elemanı. Bunu da nasıl ifade ediyoruz? Bakın A kümesi, B kümesi ve ikisinin kesişimi. Üçüncüsü arkadaşlar fark işlemiydi. O da şöyle ifade ediliyordu. A'nın B'den farkı. Yani A'da olup B'de olmayan elemanlar. Şimdi birincisi birleşim. A'da veya B'de olanlar. İkincisi yani kesişim. A'da ve B'de yani her ikisinde de olanlar. Farksa A'da olup B'de olmayanlar. Bakın A'da olacak ve B'de olmayacak. Tamam. Bunu da Venn şemasıyla göstermek istersek şurası olur. A fark B. Diğer tarafta B fark A oluyor. Diğer bir işlem tümleyen işlemi. Tümleyen. Tamam mı? Burada da şöyle gösteriyoruz. A'nın üzerine çizgi atabiliriz. A üssü diyebiliriz. A'nın üzerine T koyabiliriz. Bu da A'nın elemanı olmayanlar. Yani öyle X'lerden oluşacak ki X'ler A'nın elemanı değil ve X'ler evrensel kümenin elemanı. Yani şöyle evrensel kümeyi böyle gösteriyorduk. Buradaki A kümesini düşünürsek bunun dışı oluyor. Tamam. A'nın dışı A kümesinin tümleyeni oluyor. Ve simetrik fark işlemi vardı. Simetrik fark. Simetrik fark nasıl tanımlanıyordu? Şöyle A üçgen B diye. Bu da A fark B ile B fark A'nın birleşimi arkadaşlar. Yani şurası.
A ve B kümelerini alırsak burası A fark B, burası da B fark A. Bu ikisinin birleşimine de ne diyoruz? Simetrik fark işlemi diyoruz. Bu işlemlerin çeşitli özellikleri var arkadaşlar. Mesela birleşim işleminin özelliklerine bakarsak bir kümenin kendisiyle birleşimi kendisidir. Yer değiştirme özelliği vardır. Birleşme özelliği vardır. Yani parantez değiştirebiliriz. A'nın boş kümeyle birleşimi A'yı verir. A, B'nin alt kümesi ise A birleşim B, B'dir. Mantıklı. Değil mi? Çünkü B daha büyük. Yine önemli bir özellik. A birleşim B'nin, B de A birleşim B'nin alt kümesidir. Eğer A ile B'nin birleşimi boş küme ise ikisi de boş küme olmak zorundadır arkadaşlar. Kesişime bakarsak bir küme ile boş kümenin kesişimi boş kümedir. Kümenin kendisiyle kesişimi kendisidir. Değişme özelliği vardır. Birleşme özelliği vardır. Şunu söyleyebiliriz. A kesişim B A'nın ve A kesişim B B'nin alt kümesidir. A'nın ve B'nin alt kümesidir. Onun dışında eğer A ile B'nin kesişimi boş küme ise o zaman A ile B'ye ayrık kümelerdir denir. Ayrıktır denir. Ayrık iki küme dediği zaman demek ki düşüneceksin bunların arakesti kesişimi. Arakesti de diyoruz kesişime. Boş olacak. Tamam mı arkadaşlar? Yine önemli bir özellik var. Burada önemli özellikler diyelim. Birkaç tane daha var. A birleşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A ile B'nin kesişiminin eleman sayısı. Yani zaten diyagramı çizerseniz görebilirsiniz. Yani A, B, C dediğinizde A birleşim B'nin eleman sayısını bulmak istiyorsanız bakın A'nınki A artı B, değil mi? A artı B eksi B'ninki B artı C, pardon artı diyelim artı eksi A ile B'nin kesişimi de B. Bakın A iki tane B geliyor. B'lerin bir tanesi gidiyor. Sonuç A artı B artı C kalıyor. Bu da yine kullandığımız önemli bir özellik. Bir diğer önemli özellik dağılma özelliği. Kesişimin birleşim üzerine, birleşimin de kesişim üzerine dağılma özelliği var. Yani A kesişim B birleşim C dediğiniz zaman A kesişim B birleşim A kesişim C şeklinde dağıtabiliriz. A birleşim B kesişim C dediğiniz zaman bu da A birleşim B kesişim A birleşim C şeklinde ifade edebiliyoruz. Tümleme işleminin de bazı önemli özellikleri var arkadaşlar. Onları da hemen şöyle kısaca görelim. Bir küme ile tümleyeninin kesişimi boş kümedir. Bir küme ile tümleyeninin birleşimi evrensel kümedir. Bir kümenin tümleyeninin tümleyeni kendisidir. Yine A kümesi B kümesinin alt kümesi ise o zaman B'nin tümleyeni de A'nın tümleyeninin alt kümesidir. Yani tümleyeni aldığınızda işlem tersine döner. Birleşimden kesişime geçer. A birleşim B'nin tümleyeni A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyeninin kesişimi. Bunlara bir de bunun kesişim için oranı da var. Onu da yazayım. A kesişim B'nin tümleyeni de A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyeninin birleşimidir. Bu iki kural arkadaşlar De Morgan kuralları diyoruz. De Morgan kuralları adını veriyoruz. Yine şuradan bakın şu ikisinden şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. A kümesinin eleman sayısı ile A'nın tümleyeninin eleman sayısının toplamı bize evrensel kümenin eleman sayısını verir. Evrensel kümenin tümleyeni boş kümedir. Boş kümenin tümleyeni ise evrensel kümedir.